Güzel insan merhaba. Bugün arkadaşlar sizlere şunu anlatacağım. Olumsuz düşünen insanlarla sizi sürekli beceriksiz gibi gören, ne yaparsanız yapın beğenmeyen insanlarla nasıl başa çıkabileceğinizi bunları anlatacağım arkadaşlar. Benim günlük hayatta uyguladığım bir yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, sizi sinirlendiren üzen insanların bir özelliği var. 1. Bilerek yaparlar. Benim gördüğüm bu. 2. Öz saygınızı yitirmenizi sağlar. Yani sen kendini beceriksiz gibi hissetmeni sağlarlar. Ve önemli şey de özelliklerinden biri de şu, çok sinirlidirler. Israrla aynı şeyler söylerler. Şimdi bu insanı böyle bir tanıdık, değil mi güzel insan? Tanıdıktan sonra artık eyleme geçiyor. Bak, sana bu insan bir şey söyledi mi? Söyledi. Söyledikten sonra sen orada 3-5 saniye bekliyorsun, düşünüyorsun, cevabını veriyorsun. Cevap vermezsen içinde birikir, bir zaman sonra kaygılara, depresyona dönüşür. Cevabını vereceksin o anda. İçine bırakmayacaksın. Baktın, devam mı ediyor o insan? Ondan sonra ne yapacağız biliyor musun? Cevap verme ondan sonra. Ben vermiyorum yani cevap. Şunu söyleyeceksin içinden. Ben becerikliyim, ben başarılıyım. Bir daha devam edecek o insan. Ben becerikliyim, ben başarılıyım dedikten sonra bak göreceksin ki o insan artık susmuş olacak. Arkadaşlar şimdi geçelim nasıl yaptığımı. Şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Mesela bir vazoyu düşünelim. Vazoyu kırdınız. Tamam mı? Sonra o ev sahibi veya işte büyük olan kişi olsun. Size geldi dedi ki ya dikkat etsene ya. Sakar mısın? Dedi, vazoyu kırmışsın. Ya dedin ki ben isteyerek yapmadım. Elimde olmadan görmedim. Bu yüzden çarptım da düştü, kırıldı diyorsun. Bak cevabını verdin. Şimdi diyecek bu yaşa gelmişsin hala bahane üretiyorsun. Çocuk musun sen? Bir vazoyu göremiyor musun gözünün önündeki? Bak hemen bundan sonra ne diyorsun biliyor musun? Ben başarılıyım içimden. Ben başarılıyım. Ben mutlu bir insanım. Bunu söyle. İki cümleyi söyle. Sonra devam edecek o insan diyecek ki şuradaki vazoyu görmüyor ya. Kendi kendine söylenmeye devam edecek yine. Şuradaki vazoyu görmüyor. Güzelim vazo gitti diyecek. Seni suçlamak isteyecek yine. Devam edecek. İçinden diyeceksin ki ben başarılıyım. Ben mutluyum. Bak bunu içinden söyle. 3-5 saniyeni alacak. Bunları söyle. Ondan sonra bak gör ki hiçbir şekilde İçinde hiçbir şey birikmeden o durumu atlaşmış olacaksın ve o sana söyleyen kişi de susacak. Sana emin ol. Ama sen şunu düşünme güzel insan. Hakim yok etrafında, savcı yok. Bunlar senin hakkında karar veremez. Aman çok konuşma, daha fazla cevap vermedim deyip beni ben şimdi haksız duruma düştüm falan düşünme. Senin hakimin yok, savcın yok. Lütfen bununla uğraşma. Ben bunu günlük hayatta uyguluyorum arkadaşlar ve benim öğretmenlikte de verimim artıyor böylece. Çünkü yani sınıf dışında da başka sorunlarımız olabiliyor. Her insan olduğu gibi. Değil mi? Bunu bu şekilde yaparsan çok mutlu olursun diye düşünüyorum. Ben mutluyum arkadaşlar. Sizlere de önerdim. Umarım ki faydalı olmuştur. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin. Sen çok değerlisin. Sen çok değerlisin. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.